Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hayatımız göklerde ve yerin altında anlamsızlaşıyor. Canlı ve insani özelliğimizle ne gökyüzünde yaşayabiliyoruz ne de toprağın altında yaşayabiliyoruz. Allah'ın bizi yarattığı insan kimliğimiz ancak ortada dengeli, itidalli bulunabildiğimiz toprağın üstünde mümkün. Bu bedenlerimiz cennetten gelmiş bir babanın çocuklarının bedeni aynı zamanda tekrar cennete gitmek için yaratılmış bir insan bedenidir. Ama Allah şu dünyada bulunduğumuz 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl ne kadarsa aslında cennete dönmek için bulunduğumuz halde bu dünyada bizi dünya şartlarına göre yaratmış, şartlarımızı da bizi de dengede durması halinde başarılı olabilecek ve tekrar cennete girebilecek kıvamda tutmuştur. Çok hassas bir ölçü olarak şunu söylememizde fayda var. Bu denge bozulduğunda, yani Allah'ın tekrar cennete gitmek için dünya şartlarında yaşama dengemiz bozulduğunda biz bu dengeyi en değerli ibadetimiz olan namazla bile bozsak cenneti kaybederiz. İnsanlar şunu düşünerek yanlış yapıyorlar. Müslüman sadece cennetin hesaplarını yapan, dünya hayatını da Müslümanlığıyla ilgili görmeyen insandır diye düşünüyorlar. Müslüman toplumları tanımayanlar. %100 yanılıyorlar. Dünyası olmayanın cenneti olması mümkün değil ki. Biz dünyayı Allah'ın sevmediği, razı olmadığı, bize uygun görmediği bir yer olarak görüyoruz. Çünkü dünyada ebedi kalmak gibi bir hayalimiz yok. Bunu yanlış buluyoruz. Ama cennete gidebilmemiz de ancak dünyadan mümkündür diye düşünüyoruz. Bunun için değil sağlıklı yaşamamız, cennete girmemiz bile şu üzerinde bulunduğumuz dünyadaki hayatımızı dengeli yaşamamızla mümkündür. Bu dengeyi, ki buna eski dilimizde itidal deniyordu, bu itidali kaybedenler yürüdükleri köprü üzerinde dengeyi kaybettikleri için köprüden düşmek zorunda kalırlar. Halbuki biz dünya köprüsünden geçip cennete gitmek istiyorduk. Bu dünya köprüsünde yürümesini bilmemek, sağlık olarak, yaşam tarzı olarak, Müslümanlığın gereği olan ibadetler açısından, dünya hayatında yürümeyi bilmeyenlerin bu köprünün üzerinden cennete gitmeleri mümkün değildir diyoruz. Çünkü Allah bizi
insanlığımız üzerinden sınayarak cennete alıyor. İmanımız, mümin oluşumuz, yaptığımız ibadetlerle oluşturduğumuz Müslüman tavrımız, insanlığımızla ilgilidir. Allah'ın sayısını bilmeyeceğimiz kadar melekleri var. Hiçbiri Müslüman değildir bunların. Melek Müslüman olmaz. İnsan Müslüman olur. Çünkü insan bir süreç yaşamak için imtihan edilmek ve tekrar cennete girmesini istemek için gönderilmiş mahluktur. Melekler yapıları gereği Allah'a kulluk yapıyorlar. Biz yapımızın ağırlığını becerip ibadet lehine çeviriyoruz. Bu nedenle aziz kardeşlerim, itidal hayattır derken özellikle şunu kastediyoruz. Nasıl bir dahiliye doktoruna giden hasta özellikle önce yiyecekleri üzerinden doktor tarafından test ediliyor, ne yedin deniyor. Bilhassa bu yaşadığımız çağda yiyecek içecekler üzerinden bir afet gibi bir hayat yaşıyoruz. Aynı şekilde iyi bir Müslümanlık, iyi bir insanlık da itidal üzerinden, denge üzerinden kurulabilir. Ben sizlere vaktimizi yatsı namazından önce bitirmek zorunda olduğumuz için itidalli kullanmak zorundayım. Dengeli bir vakit kullanacağım. Çok hassas örnekler vereceğim. Herhalde şu dünyada, bu dünya toplumları içerisinde İslam dini kadar, Müslümanlar kadar ahlak vurgusu yapan bir sistem yoktur. Ama itidalin kaçtığı ahlak, ahlak değildir. Mesela büyüklere saygı ahlak gereğidir. Ama insan ayağına kapanmak ahlak değildir. Dengeli, itidalli bir ahlak istiyor dinimiz bizden. Mesela saygılı olmayı istiyor, zillete kapıyı açtırmıyor. İbadet üzerinden başka bir örnek size vereyim. Bir Müslüman Allah'a en yakın namazla olabilir. Müslümanlıktan sonra namaz kadar Allah'a yaklaştırıcı bir ibadet çeşidi yok. Ama sabaha kadar gece boyu namaz kılmak itidal dışı bir hareket olduğu için Allah'ın kullarından istediği bir şey değildir. Hatta çok defalar duymuşsunuzdur. Peygamber aleyhisselam efendimizin önünde gelip de sabaha kadar namaz kılacağını söyleyen birisine Peygamber aleyhisselam efendimiz benimle alakan yok diye cevap vermiştir. Halbuki namaz kılmayı emreden bir peygamber olarak onu Müslümanların birincisi seçmesi gerekirdi. Çok namaz kılacağını söylüyor. Ama ona ne cevap verdi? Benden kopuksun sen. Çünkü ben gece uyuyorum, bir ara namaza kalkıyorum. Sen sürekli namaz kılmayı iddia ediyorsun. Bu bir aşırılık. Oruç, İslam'ın 5 esasından birisi. Efendimizin önünde gelip de ben ömür boyu hep oruç tutayım diyen birisine aferin dememiştir Peygamber aleyhisselam efendimiz. Aferin yok. Hayır. Ya böyle yapmayın. Ramazan'ı tutun, ara sıra da nafile tutun buyurmuştur. Yani burada Peygamber aleyhisselam efendimiz orucu emreden birisi olarak itidal tavsiye ediyor. Neden? Çünkü itidalin tükendiği yerde insanın takatı tükenecek. Takatı tükenmiş enerjisiz insandan, Müslümandan beklenen performans beklenmez bu sefer. Bunun için Müslümanlığımız insanlığımız kadar olacak. İnsanız. Allah insan olarak bizi görmek istiyor. İnsanlığımızın enerji olarak, takat olarak, kapasite olarak bittiği yerde kulluğumuzda problem yaşarız. Felçli bir Müslüman ne kadar namaz kılabilirse, kapasitesi tükenmiş
beyni çökmüş bir Müslüman da o kadar kulluk yapabilir. Nasıl feşli Müslüman ima ile namaz kılmak zorunda kalıyorsa, hayat standartları düşmüş Müslümanlar da kesinlikle birey olarak da toplum olarak da Allah'ın razı olduğu kulluğu yapamazlar. Yapamıyorlar da. Tarih boyu bunun örneklerini görüyoruz. Bunun için kardeşlerim, itidal hayattır diyoruz. Bunu genç kardeşlerimin not defterlerine bundan sonraki hayat standartımın temel dinamiklerinden biri olarak not edeyim diye yazmalarını tavsiye ederim. Bu itidal hayattırı doktorların yemekte tavsiye ettiği gibi kullanmak lazım. Spor da insan ihtiyaçlarından birisi ama belli yatırım yapmadan, egzersiz yapmadan bir günde 50 kilometre koşan birisi hayatına kasteder. En temel gıda ihtiyaçlarımız bizim. Ancak itidalle tüketildiğinde hayat olur bizim için. Aksi takdirde hastane gerekçemiz olur. Dostluk, insani ilişkiler itidalle yürütülmelidir. Ben size kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim. İtidalin sembolü olarak da bunu alabilirsiniz. Ne buyuruyor? Sevdiğiniz zaman birisini belli bir ölçüyle sevin, bir boşluk bırakın buyuruyor. Sınırsız sevmeyin kimseyi. Bir gün geri gelmen gerektiğinde bütün tavizlerini vermiş olursun. Buğz ettiğiniz zaman, yani birisiyle aranızda soğukluk olduğunda da yine bir boşluk, bir mesafe bırakın. Bir gün barıştığınızda tükürdüklerini yalamakta zorluk çekeceksin. Sevgide ve nefrette itidale davet ediyor. Öyle değil, böyle yapın diye hayata yön vermek için gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde bize itidal öğretiyor. İbadette, yemede, içmede, insani ilişkilerde, Allah'a ait ilişkilerde. Ne diyor mesela? Sizin beyninizde Allah'ın zatı ile ilgili gereksiz sorular oluşturduğunda şeytan veya başka bir zeminler, bırakın bunları, işinize bakın buyuruyor. İlgilenmeyin. Dinde bile aşırılık söz konusu olmasın istiyor. Şimdi bizim bu dünya hayatında özellikle genç kardeşlerim için ve bilhassa İslam dinini sadece bir iki şahsın kitaplarından, yazılarından, konferanslarından öğrenme durumunda olan, yani böyle bir kompleks bilgi alma imkanı olmayan genç kardeşlerim için şu temel ölçüyü göstermek üzerimize görevdir zannediyorum. Bizim gibi bu mikrofonların önünde konuşan insanlar olarak. İslam sadece namaz kılmak şeklinde anlaşıldığında en büyük hata İslam'a karşı yapılmış olur. 365 gün oruçlu bir din değil İslamiyet. Her sene hacca gitmeyi emreden bir din değil. 80 sene, 90 sene de olsa hayat, bir kere Kabe'yi görmeyi görev olarak koymuş. O da zengin kullarına koymuş Allah. Aynı şekilde hepimizi Allah kulu olmamıza, onun için ibadet etmemize, onun için hayatı değerlendirmemize görev olarak bakıyor Allah. Böyle yapmamızı istiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'inde Allah özellikle kimseye kaldıramayacağı şeyi yüklemeyiz buyuruyor. Bu nedenle bugün üniversitede okuyan bir gencin yaşayacağı Müslümanlık, İslam'ın temel farzlarının ötesinde, herhangi bir medresede Kur'an ilmiyle meşgul olan bir hafız talebenin yaşayacağı Müslümanlıkla aynı olmaz. Namazda aynıyız, Ramazan orucunda aynıyız, haramlara karşı aynıyız, kötülüğe karşı aynıyız, hırsızlığa karşı aynı, eşitiz bütün Müslümanlar olarak. Ama bir yerde cami imamı olan birisinin 5 vakit camide namazda bulunması zorunluluğudur. Yaşlı bir Müslümanın, maişet derdi olmayan bir Müslümanın 5 vakit camiye gitmesi zorunludur. Tıp fakültesinde okuyan, hukuk fakültesinde okuyan Müslüman bir genç cuma namazı kaçırmamalı ve
ana temel dersleriyle sürtüşmediği zaman camiye gitmeli belki. Neden? Çünkü İslam itidal istiyor. Müslüman itidallı olsun istiyor. Hem tıp fakültesinde dahiliye uzmanı olarak yetişeceksin, hem de 5 vakit şehrin büyük camisinde namaz kılacaksın. Bu ikisi bir elde tutulacak karpuz değil bunlar. İslam itidal dini olarak bizi cami ilişkilerimizde de, cihat anlayışımızda da, siyaset anlayışımızda da, biraz önce gördüğümüz gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sevgimize de müdahale ediyor. Tapar gibi sevmemizi istemiyor. Bir boşluk bırakın, bir gerilme boşluğu bırakın, nefrette de dengeli durun diyor. Hatta kardeşlerim, Kur'an'ımıza dönüyoruz. Kafirler, Allah ve peygamberle savaşan, peygamberi öldürmeye kasteden kafirlerle ilgili Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ne diyor? Onlarla aranızdaki ilişkiler, ki savaş ilişkisi bu, adaletinizi engellemesin buyuruyor. Onlar kötü insanlar, Müslümana, insana kastı olan insanlar olabilirler. Sizin elinize düştüklerinde siz adil davranın buyuruyor. İtidal bu işte kardeşlerim. Yani düşmanın suçlu olarak eline düştüğü zaman bile Allah'ın emri adaletli olmandır. Hayatı itidalle yaşayacağız. İtidalle yaşadığımız hayat gıdamızda bizim için sağlık oluyor, dinde de cennet oluyor. Çok net, hiç tereddüt etmeden bir cümle olarak söylüyorum ki kardeşlerim, namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar cennet diye bir sorun yaşayacakları gibi, ibadeti dengesiz bir şekilde yapanlar Müslümanlığını sadece bir noktaya yoğunlaştırıp hayatı ihmal edenler de cennet sorunu yaşayacaklardır. Çünkü İslam hayatın dinidir. Müslümanlık hayatı kuşatan bir kavramın adıdır. Sadece camiye kapanarak, sadece sakal bırakarak, sadece tesettüre bürünerek, sadece her sene hac ve umre yaparak iyi Müslüman olmak mümkün değildir. Hayat neredeyse Allah'ın koyduğu kurallara göre orada bulunmakla Müslüman olmak mümkündür. Allah'ın razı olduğu Müslüman, bu yeryüzünde en iyi insan olarak dolaşan Müslümandır. Sürünen Müslüman, Allah'ın razı olduğu Müslüman değildir. Fakir Müslüman, Allah'ın kaderi gereği fakir olabilir. Ama çalışmadığı için fakir olan, zillete razı olan, eli açık sadaka toplayan bir Müslüman Allah'ın sevdiği Müslüman değildir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz çalışma kapasitesi olduğu halde çalışmayıp insanlara el uzatan birisi için kıyamet günü yüzü etsiz gelecek, yüzünde et olmadan gelecek diyor. Bu mecazi olarak ne demek? Yani insan bir şey isterken yüz suyu döküyor diyoruz ya. Yani istemek o kadar büyük bir suç ki Allah katında, çalışma kapasitesi olan birisi için. Hiç yüzünde et olmadan gelmek gibi perişan bir şekilde kıyamet günü Allah'ın önüne gelecek. Neden? Çünkü İslam, oturun sadaka toplayın, Ramazan'da hurma toplayıp onları satın bayramda geçinin gidin demiyor. Yeryüzünü imar edin diyor. Yeryüzünün zenginleri olun, güçlü olun ama mala tapınmadan, İnsanların hakkına, hukukuna zulmetmeden veya aşırılığa gitmeden. Biz Karun'un zenginliğinden rahatsız olmuyoruz. Ya da Kur'an'ımız Karun niye zengin oldu demiyor. Niye malı hayatın tek gerçeği haline getirdi? Ona şikayetimiz var. Kur'an onu istemiyor. Yoksa Karun'un zenginliği suç değildi. Değerli kardeşlerim, Müslümanlığın, İslam dininin sadece camiye kapatılması, bazı Müslümanların da İslamiyeti belli başlı 3 çeşit 5 çeşit ibadetten, sadece camiye gitmekten ve sadece Ramazan'da sadaka vermekten ve sadece yaşlıların hacca gitmesinden ibaret anlamanın hata olduğunu söylüyorum. Doğru olan şey, bu dünyada hayat olarak ne varsa, meralarından, derelerinden, okyanuslarından, dağlarına kadar, sanayisinden, ziraatinden, ticaretinden, siyasetine kadar, nerede ne varsa Allah'ın dini oradadır.
Allah'ın dinine iman eden Müslüman da oradadır diyoruz. Ama bir şartla. Müslüman zengin olur, zenginliğini din edinmez. Allah'ın verdiği nimet olarak görür. Müslüman siyaset yapar, yaptığı siyaseti insanları ezmek için değil, insanlara hizmet için yapar. Bu onun imtihanı olur. Müslüman namaz kılar, diğer görevlerini ihmal etmek için değil. Müslüman sivil toplum faaliyeti yapar, kendi çocuklarını başka bir sivil toplum örgütüne muhtaç hale getirmez ama. O zaman bizim hayatımız kardeşlerim, cami ile ev arasında, evle iş yeri arasında, iş yeriyle siyaset arasında, okulla eğlencemiz arasında, ciddiyetimizle şakamız arasında itidal kurduğumuz, dengeli yaşadığımız bir Müslümanlık, böyle bir insanlık istiyoruz. Allah bizden bunu istiyor. Hiçbir kuluna Allah sadece namaz kılacaksınız dememiştir. Sadece zengin olun da dememiştir. İslam branşlaşılacak bir din değildir. Herkesin ortak yaşayacağı dindir. Şu kadar ki bazı insanlar bir hastanede dahiliyeci ve gözcü arasındaki fark gibi, ki herkes doktor orada ama birinin adı gözcü, birinin adı dahiliyeci olduğu gibi, İslamiyet'te de hepimiz Müslümanız. Bu hayatı denge üzerinde yaşamaya mecburuz. Ancak o şekilde Allah'ın razı olduğu kul olabiliriz. Eğer biz bir taraftan İslamiyet'i ezmeye kalkarsak veya hayatı ihmal edersek, yani fakirliğe razı olursak, sağlığımızı ihmal edersek, insani ilişkilerimizde sorun olursa, bu Allah'ın razı olmayacağı bir şeydir. Gençlerin çok duymaktan mutlu olmayacakları bir örnek vermek istiyorum. Şimdi çokça kullanılan aktivite sahibi olmak, hareketli bir genç olmak vesaire gibi kavramlar üzerinden gideyim. Yani çok büyük faaliyetler yapmak isteyen gençler bunu insanlık için ve Allah'ın cennetini kazanmak için yaptıklarını düşünüyorlar. Elbette niyetleri kendileriyle ilgili. Senin niyetin yanlıştır deme hakkımız hiç kimse için geçerli değil. Ancak kardeşlerim, bir genç Allah'ın cennetine girecekse anne ve babasının ahını almadan girer. Bugün bu salondaki bütün genç kardeşlerime bir soru sormak istiyorum. Ben, siz, her birimiz, hangimiz Peygamber Efendimizin yanında Allah için cihat etmekten daha büyük bir iş yapabiliriz bu dünyada? Hangimizin sivil toplum örgütü, okuduğumuz fakülteler, yaptığımız ibadetler Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yapılmış ibadetlerden, cihattan, savaştan daha değerli olur? Bu mümkün mü? Bunu matematiksel olarak bile, çocuk çizgi filmi olarak bile tasarlamak mümkün değil. Ama hepinizin bildiği bir gerçek var. Adam Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e gelmiş, onunla beraber cihat edecek. Peygamber komutan, o orada yardımcı olacak. Peygamber Efendimiz ona ne sormuş? Senin baban yaşlı bir adamdı, ne oldu o demiş. Çok ağlıyor ya Resulallah, onu öyle ağlarken bıraktım geldim demiş. Ana baba bırakacaksın tabii. Peygamber Aleyhisselam'ın ordusuna katılıyorsun, kolay değil. Cevabını bugünkü itidal hayattır başlığımızın içini dolduran temel madde olarak alabilirsiniz kardeşlerim. Allah için yeryüzünü Müslümanlaştırmaya gelmiş peygamber ne cevap veriyor? Git, ağlattığın gibi anne babanı güldürsen diyor. Ve kendisi cihada gidiyor. Bugün hayat itidaldir diyoruz ya. İtidal üzere olanlar, dengeli hayat yaşayanlar iyi bir Müslümanlık yaşayacaklar diyoruz ya. Herhangi bir eylemimiz bizim anne ve babamızı aşıyorsa, yarın evli insanlar olduğunuzda eşlerinizi eziyorsa, çocuklarınızı başkasının himayesine muhtaç ediyorsa, komşuluk hukukunuzu çiğnetmeye sizi mecbur ediyorsa, bu Allah'ın sizden beklediği bir şey değildir. Kendi ödülünü verebilirsin. Allah buna ödül vermiyor. Çünkü peygamberi bu aşırılığı kabul etmemiştir. Çünkü İslamiyet annelerin babaların ağlatıldığı bir din değildir. Konumuz anne babanın hürmet görmesi konusu değil. Ama hayatı
Müslümanlığımız adına yaptığımız eylemlerde bile Allah'ın ölçülerine göre değerlendirmek zorunda olduğumuzu anlamak için söylüyorum. Bu nedenle kardeşlerim, vakti dengeli kullanacağız dedik, yatsı namazını, akşam namazını tehlikeye sokmayacağız, yatsı namazından önce bırakacağız diye. Kardeşlerim, diyoruz ki İslam insanlara inmiş dindir. Dolayısıyla insanlığımız kadar Müslüman olmamız mümkündür. İnsanlığımız sıkıştığı kadar İslam sıkışmış demektir. İnsanlığımızdan verdiğimiz taviz kadar Müslümanlığımızdan verdik demektir. %80 insanlık becerebilen, %80 Müslümanlık beceriyordur. Çünkü İslam'ın kabı tıpkı bu su bardağı gibidir. İnsanlıktır. Bu bardak 200 miligramsa buna 300 miligram kesinlikle koyamayız. Bizim insanlık kapasitemiz ne kadarsa Müslümanlık algımızda o kadardır. Peygamber Efendimiz yanı başındaki ashabı için ne benzetmesi yapıyor? Bunlar Müslüman olmadan önce neydiseler şimdi öyle oldular demeye getiriyor. Bunlar cahiliye zamanında da, yani Müslüman değilken de kaliteli adamdılar, şimdi kaliteli adam oldular diyor. İslam onların sadece sıvı tarzını değiştirdi. Bu nedenle kardeşlerim, Müslümanlık kültürümüzü geliştirirken insanlığımızı ihmal etmeyelim. Bu insanlığı da denge üzerinde yaşadıkça kaliteli olacaktır. Tıpkı çok iyi geliyor insan bedenine diye bir avuç antibiyotik alanın kendisini zehirlediği gibi, iyi gördüğümüz şeyde bile aşırı gitme hakkımız olmadığını, Allah'ın iyi insanlığa iyi Müslümanlık takdir ettiğini ve bunu da biz yapmak zorunda olduğumuzu özellikle vurguluyorum. Elbette kardeşlerim, bu noktayı bağlarken küçük bir hatırlatma yapmamız lazım. Şeytan bizden eskidir bu dünyada. Çok eski hem de. Babamız da yaşıt. Babamızdan da yaşlı. Babamızdan önce de vardı çünkü. Adem Aleyhisselam'dan da yaşlı. Bu bizim bir noktaya dikkat etmemizi gerektiriyor. Yarın şeytan alkolle tuzağa düşürmeyebilir bizi. Zemzemle düşürmesi de mümkündür. Namaz kılma diyerek değil, namazla oyalayarak tuzağa düşürmesi de mümkündür. Ölçüyü kaybettikten sonra, dengeli gitmedikten sonra, en iyi şeyle ölüme gitmek mümkündür. İnsanın para vererek aldığı bir arabayı tabutu haline çevirmesine benzer bu. Müslümanlığımızı, insanlığımızı ortada itidalli yaşadığımız sürece iyi Müslüman olmamız mümkündür. Allah'ın cennetine gitmemiz mümkündür. İslam böyle bir dindir. Aşırılığın adı değildir İslam. Aşırı olanlar İslam'ın içinde bulunuyor gibi olsalar bile bulunmaları yasal değildir. İslam yasasına uygun değildir. Çünkü Allah fıtrat üzere kalacağımız, yani doğal yapımızla kalacağımız şekle uygun bir İslam göndermiştir. Hepimizin Müslümanlığının, insanlığının bu itidal üzere olması için dualar ediyorum. Allah işimizi kolay etsin diyorum. Size sıhhat ve afiyetler diliyorum. Selamun aleyküm.